Ben daha Alize'yi durakta görmenin şokuna alışamadan... E minibüste geldi sabah da o. Sosyoloji ödevi var. Sosyoloji ödevi var. Ya bizim tamirci geldi. Alize de pat diye onun arabasına bindi. Yok artık. Yani o dünden beri ben gidiyorum falan demelerinin hepsi Alize'ymiş. Susarsan anlatacağım hayatım. Neyse biz bunları takibe başladık. Ondan sonra o tamirci bizi atlattı. Ne atlatması ya? O kim bizi atlatacak? İstanbul trafiğinden işte. Kaybettin yani. Biz de öyle zannettik. Sonra bir yere düştük. Ay İstanbul'da öyle yerler var ki inanamazsınız kızlar. 20 sene İstanbul'da yaşayıp bir kere Boğaz görmemiş insanlara en uzak insansın Tuğçe. Gören de kendisi kenar mahallede büyüdü zanneder. Tamam bırak sen onu. Sen olayı anlat. Neyse sonra biz nereden çıkacağız diye bakarken bir anda onlar bizim karşımıza çıktılar. E'si yine o Hanzo'yu Alize'yi azarlarken yakaladık. Hemen çekip aldım tabii onu oradan. Gıkını bile çıkaramadı. Beyaz atlı prens resmi. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz diyoruz partiyi, Alize diyor eve. Biz diyoruz partiyi, Alize eve. Dedik ki Hazal'ın evine gidelim. Değil mi Hazal'cığım? Tamirciyi Hazal'ın evine götürdük. Ama siz onu aldırmayın, o dünden beri böyle. Ergenliğine döndü iyice. Neyse, bombaya geliyorum. Evin önüne bir gittik. Tamirci çocuğun kamyoneti çoktan evdeydi. Evet, ben de şok oldum böyle. İndir beni şurada. Daha yolumuz var. Yok, yürüyeceğim ben. Otele gelince inersin Alize. Durdurmayacak mısın sen arabayı şimdi? Dur kalk, çok benzin yapıyor. Ev ekonomisi. Öğren artık bunları Alize. İyi o zaman. Sana iyi günler. Ne yapıyorsun? Dur kapat şu kapıyı. Dur kalk, çok benzin yakıyor canım. Tamam dur, bekle dur. İneceğim diyorum. Tamam, yolun ortasında mı durayım? Sok şu ayağını içeri. Ayakkabım. Ne oldu? Dur dur arabayı, ne olacak? Senin yüzünden ayakkabım çıktı. Benim yüzümden? Evet. Ayağını niye çıkartıyorsun? Ayakkabım yok ya. Bir şey oldu mu? İyi misin? Ayakkabım yok. Hayda. Ne hayda? Bul işte. Oho. Evin kül kedisi olmamın sesin çıkmıyorsa prenses olmam için ayakkabımı getireceksin. Prens de ben mi oluyorum? Yok canım, anca yaveri. Ha öyle mi? O zaman prensin gelsin bulsun ayakkabını küçük hanım. Ya saçmalama, git bul. Beni hiç ilgilendirmiyor senin ayakkabın. Al işte. Zaten prens dediğin centilmen olur. Sen de centilmenlik ne arar? Sen kim, centilmenlik kim? İyi misin? Çok mu umurunda? Al. Misin böyle? Yürürüm tabii. Benim adım Alize Soner. Darıca. Kanun değişti canım. Anladın. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zor severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş, o halde kendi düşen ağlamaz. Beni severmiş, o halde kendi düşen ağlamaz. Alize, sen iyi misin?
İyiyim ya. Gelirken bir ayakkabı problemi yaşadım da. Hallettim, sorun yok. Yolda gelirken rastlaştık. O da getirdi beni, sağ olsun. Ne rastlaşması ya? Kesin takip etmiştir o seni. Gördük dün akşam kim kimi takip ediyor. Bana bak oğlum, Alize ile ne hesabın var, nasıl soyuşlamaya çalışıyorsun bilmiyorum ama yeter artık, bitti. Kaç paraysa derdin söyle bana, ben çözeceğim. Gel çöz. Tamam. bugün çok önemli bir gün. Serkan Bey lütfen bulaşıkhaneye. Tuğçe sen de kendine çeki düzen ver. Diyene bak. Arkadaşlar, bugünün anlam ve önemini hatırlayan var mı aranızda? Hani biri geliyor bugün. Eğer biz gözüne girmezsek stajdan geçemeyeceğimiz biri. Doğru ya, bugün fakültenin dekanı geliyor buraya. Ay, ben unuttum onu ya. Evet, yani sınıfı geçmek istiyorsak hadi herkes işinin başına. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Sen de. Ama benim etrafım